tamam. Önce hayırlı işler. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Ben 20 Ocak 2020'den beri esnaf geziyorum. İlçe ilçe. Kapıdan içeri giriyorum. İktidarı yermiyorum. Partimi övmüyorum. Çok güzel. Özne sizsiniz. Çok güzel. İşler nasıl? Çok. Derdiniz var mı? Biz onu o konuda size nasıl yardımcı olabiliriz? Şeyimiz bu. Derdimiz bu. Tamamen yani müşteri veli nimet ya. Şimdi benim için de seçmen veli nimet o kadar. Şimdi biz zaten... İşler nasıl? İşler Türkiye'nin durumu belli. Evet. Esnaf. Evet. Emekli evet. Ve tarım sıkıntılı günlerden geçiyor. Evet biliyorum. Sifta etmediğimiz günler var. Mesela bugün sifta ettiniz mi? Bugün daha henüz sifta etmedik ama akşama doğru inşallah evet, olur. Evet, evet. Olacak yani hele hele çok zor durumda mağdur olan, kirası olan, bağkuru olan, ev geçindirecek 3-4 çocukla bunlar evet. Sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Abla oraya pek çıkamazsın. Çıktın mı? Tabii sizin bu gelmenizden, gezmenizden, esnafı dinlemenizden gayet memnunuz. Ülkenin sorunlarını dile getiriyorsunuz. Bundan en müteşekkiriz. Burak kendinizin mi? Ha bizim kendimiz olduğu için Sayın Meral Hanım kurtarıyor. Buradan kaç kişi ekmek yiyor, kaç aile ekmek yiyor buradan? Valla... Şimdi aslında mükellef benim oğlum. Açık bir dakika başkanım. Oğlum ayrı mı oturuyorsunuz? Benim babam oluyor. Hayır anladım da ayrı evde mi oturuyorsunuz? Yani iki aile mi bakıyorsunuz? Ya oynatıyorsunuz. Onun emeklisi var. Yapmayın yapmayın. Rahat edemiyorum yani. Yok. Ya yapma lütfen. Tamam. Siz istemezseniz zaten şeyde yok, problem de yok. Zaten sizin dik duruşunuzdan memnunuz. Sağ olun. Bir cumhuriyet kadınısınız. Sağ olun. Allah razı olsun. Ben de bir emekli öğretmenim, cumhuriyet öğretmenim. Meslektaşız o zaman. Biz meslekli. Ben burada öğretmen okulu çıkmıştım. Çok güzel. Tamam. Kaç doğumlusunuz? 9. İyi babana adilmiş. Şimdi Azurlu'ya geçecek beni. Öyledir öğretmen okulları. Öğretmen okulları öyle. Ben hem öğretmen okulu hem lise mezunu çıktım. Ya hayır şu vaziyette oluruz biz de. Oğlum ev geçiniyor mu burayla? Ya ev geçiniyor yani kiramız olmadı. Ona evinizin de kirası yok. Şeyin de kirası yok. Buranın da kirası yok. Evet, kaç çocuk var? Ben tek çocuğum. Ay ay siz evli misiniz? Evliyim de bir tane kızım var. Yani. O kaç yaş? Yeni bir şey öğrendim. Mesela bir stopajı çok yüksek. Çok iyi. Yanınızda çalışan insanların maaşından şikayet etmiyorsunuz. Yani. Sigortasının büyüklüğünden çok şikayet ettiler. Elektrik parasından çok şikayet ettiler. Bu ilçe esnafından bahsediyorum. Bir de bunların maliyetinin yükseldiği ne satıyorsanız. Evet. İster bunu satın, tabii, ister onu satın. Dolara bağlı olduğu için ve vatandaşın evet, yani vatandaşın zamlı, da şeyi alım gücü düştü 5 dediler. Lira arıyorsak şimdi İstanbul'da toptancı bize 5 lira diyor. Yerinde mesela ben malı 5 liradan satıyorum. Telefon açtığımda toptancı 5 lira olmuş diyor. Evet. O yönde bir sıkıntı var. Anladım. E şimdi müşteriye diyorsun bu sefer 8 lira diyorsun, 10 lira diyorsun. Müşteri de pahalı diyor. Şimdi bir de ki yani dolardan dolayı olmayışı evet. Ve işçi paranın var. Olmayışı emekliyim ya. Ne dünyaymış be abi. Hocam da abi. Hocam ne dünya. Biz analarımıza yardım ettik, şanslıymışız. Analarımıza yardım ettik, şanslıymışız. Tamam. Abi hürmet çıkar, ediyorum. Çıkar. Ha, bak olmaz ama. Böyle evet. Bir adetimiz var. Peki, çok teşekkür ederim. Bu adetimiz var. Maliye... Çok hayatından memnun olduğunu bana ifade hiç öyle etmişler. Diyen olmadı şu ana kadar. Şimdi bu kadar da basın mensubu var ya hani bu memnuniyeti bir siz bir araştırsanız diyorum. Yani tamam. Hay, nasıl hay, ara, nasıl hay, memnunuz? EYT'li kardeşim. Nasıl memnuniyet bu? Ya da kim memnunsa onu bir öpsek yani alnından öpsek kardeşim ne iş yaparmış o? Yani yerel gazetede okudum. Anlam veremedik yani şurada esnafız ve Akşehir burası kalbi yani. Ara arayıp ne oluyor Nebze'ye soracağım tamam mı? Yani ben çocuklarımın geleceği için hem anneyim hem EYT mağduruyum hem KPSS mağduruyum hem vergi mağduruyum hem kira mağduruyum bir de pandemi mağduru oldum. Birleşmemiz şart diyor. Ne olursa yapmamız elimizden gelen neyse biz de yapmanın peşindeyiz yani. Kaç kişi yapacağız? Yani ev olarak kaç? Babamla 5. 4 tane, 3 tane çalışan var. Bir de ben varım. 4, bir de babamla. Peki, yapalım mı? Yani şey, şart yazın, kira mı? Daha yeni aldım. Yani şey değil. Şey ne durumda? Yani geçiniyor musun? Kredi borcunuz var mı? Var babamla. Kredisiz bir tane esnaf var. Yani şöyle ama geçen pandemide ben ticaret odasında yönetim kurulumda. Geçen pandemide yani mesela kredi kullanmaya kalktım. Hiçbirimize kredi vermedim.
benim şeylerden hiç şey aldınız mı? Yok. Paketlerden yok, hiçbir şey almadım. Benim hayatımda bir tane çekim yazılmış değildir. Bir gün kredi kartımı geç ödemiş değilimdir. Bankanın ismini vermiyorum. 100 milyar krediyi bile bize verdi. Yani gerçekten buralar ufak yerler başkanım. Buralarda hiçbir şey yok. Burada arkan sağlamsa her şey var. Burada arkan sağlam değilse hiçbir şey yok. Sağlamlıktan kastettim. Yani sağlam. Onların tarafında olursan onlarla her şey oluyor. Onlar. Ama ben şunu söyleyeyim. Biz 2000'de kaybettik işte buraları. CHP'nin elindeydi. Oradan beri köv olduk zaten. Yani iyice bittik.